Bir gün fakir bir genç, güzel bir kızla tanışmış. Fakir çocuk, güzel kıza utanarak bir soru sormuş. Gel benimle, Ezel. O güne dek masallara inanmayan güzel kız. Mutlu sonlara inanır mısın? Oldu. İnanırım. İnanırım. Bu hikayenin güzel biteceğine inanıvermiş birden. Gerçekler hayaller kadar güzel olunca kaçmak gerek dermiş kızı. Bozulmadan gitmek gerek dermiş. Ama güzel kız aşık olmuş fakir oğlana. Bu sefer aldırış etmemiş. Yolda canı yanmış ikisinin de. Ama kız yine aldırış etmemiş. Ömer. Çünkü mutlu sona çok yaklaşmışlar. Biraz acı nedir ki? Biliyordum. Biliyordum. Biraz bekleyiş nedir ki mutlu bir sona ulaşmak için? Gel artık. Öyle bir aşk ki bizimki. Sonunda kavuşacaksak eğer, birkaç hayat nedir ki mutlu sona ulaşmak için? Hayır. Hayır. Eyşan. Yapma. O kadar büyük bir aşk ki bizimki. Bitmesi yetmez. Hiç başlamaması gerekti. Olmaz. Öyle bir aşk ki bizimki. Unutmak mümkün değil. Başından değiştirmemiz gerek. Aşklar her şeyin mümkün olduğu anda başlarmış.
zaman o anı bulup... O zaman o anı bulup... geri almamız gerek. Fakir genç. Güzel kıza hiç sormadı. O yine geldiyse de buraya. Sevdiği adam hiç gelmedi. Geldik. Benim işim çıkmış, seni yollamışım. Alışıktır işimin çıkmasına, inanır. Tamam. Çıkışta ileride bir Atari salonu var. Senin gibi. Bayılıyor orada oynamaya. Birkaç sefer yiyen bir delirsin. Sonra yenil ama ucu ucuna. Anlamasın. Anlarsa kötü olur. Gününü falan sorayım deme ha. Gıcık olur öyle şeyler ama bir şeyler anlatacak olursa da bırak her şeyi dinle. Ben başka şeylerle ilgilenirim habire. Zayıf tarafım. Baba bana bir baksana. Bir bana baksana deyip durur bana. Eve gitmeden de muhakkak arabayla bir tur atacak. Anneye söylemeden. Arkada bir yol var. Arabalara kapalı aslında ama söyleyemem. Pis gurur yapar. Bir keresinde... Cengiz. 3 gün konuşmadı benimle. Düşünebiliyor musun? 3 gün. Ben bu halimle koca adam gittim özür diledim ondan. Bir yakaladı mı tam annesinin oğlu ha. Cengiz. Tamam. Bugünlük bu kadar. Böyle işte. Yavaş yavaş. Öğreteceğiz sana babalığı. Merak etme. Geçecek, merak etme abi. Geçecek. Ezel her yere bakmıştı ama bulamamıştı. Artık tek umudu... Çağırayım mı? Yok, teneffüsten sonra. Oğlunun gözlerine, içine bakıp orada Ömer'i bulmaktı. Günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bir şey, beğendin mi? Çok beğendim. Yeşim, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Bu ne ya? Bu benim ailemden kalma. Yok daha neler. Annem bana verdi. Doğru kıza ver diye. Ya bir git ya Can. Sensin o eşim. Hani okulun ilk günü seni gördüğümde sarı kazak üzerindeydi ya. Baban gidince el salladın. Tuvaletin orada kimse yok diye ağlamıştın. Kimse görmedi ama ben gördüm. Ben seni 1B'den beri görüyorum ama içini. Ya bir git, sapık mısın? Git istiyorsan eşim. Fark etmez ki. İstersen Oğuz'la aynı yazlığa git. Onunla az dersleri. Ama bil ki
Ben derste defteri senin adını yazacağım. Yeşim yazacağım. Sen ne yaparsan yap, ben seni hiç unutmayacağım. Niye biliyor musun? Gel Yeşim, dersi kaçıracağız. Niye? Çünkü seni ilk gördüğüm gün var ya, aşık oldum işte. Değişmeyecek bu. Çünkü ben böyle bir çocuğum. Böyle sevmeyi biliyorum. İsterse yaz geçsin, isterse okuldakiler benimle dalga geçsin. Can Yeşim'i seviyor diye gülsünler. İstersen sınıf değiştir, hatta okul bile değiştirsen seni bir gün ne olursa olsun bulacağım. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü imkansız aşk diye bir şey yokmuş. Kim olduğunu sonunda hatırladın mı Ezel? Beni ben yapan şeyi anladın mı sonunda? Ömer olmak ne demek? Hatırladın mı Ezel? Ömer olmak aşka yenilmek demek. Ömer olmak, yetişemeden ona koşmak demek. Eysan! Eysan! Durur musunuz? Ömer olmak, Eyşan'ı sevmek demek. Geriye tek bir soru kalıyor. Mutlu sonlara inanır mısınız?